Evet arkadaşlar merhaba. Teknoloji danışmanı. Xbox One Kinect'ini normal PC ve işte Xbox One S'lerde kullanmak için bir hack yöntemi mevcut. Şimdi gördüğünüz gibi burası normal USB 3.0 girişi. Fakat Xbox One S'lerin arkasında da USB girişi mevcut. Yani USB 3.0 girişi mevcut. One'ların ise arkalarında özel bir kablo mevcut. Yani burası şu uç gördüğünüz gibi Kinect'e giriyorken bu uç ise Xbox One'ın arkasına giriyordu. Xbox One S'in arkasında ve PC'de böyle bir giriş olmadığı için buna bir değişim yapacağız şimdi arkadaşlar. Piyasadan alabileceğiniz normal USB 3.0 kablo gördüğünüz gibi burası USB 3.0, burası da Kinect'in arkasına kolaylıkla girebilen bir jack. Evet, şurada da bir boşluk kalıyor alt kısımda. Buradan da güç kaynağını çıkaracağız. Yani 12 voltla besleniyor Kinect adaptörü. Bu nedenle dışarıdan harici bir 12 volt adaptörle elektrik vermemiz gerekiyor. Böyle bir uç kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben bunu içine lehimleyeceğim. Tabii bu arada adım adım gideceğim için duracağım. Şimdi Kinect'i açmayı göstereyim. Şöyle bir etiket var mevcut şurada. Tam altında. Bu etiketi kaldırıyorsunuz. Ürün garanti dışı kalıyor. Bu size kalmış bir şey. İsteğinize bağlı bir şey. Ürün garanti dışı kalıyor. O adaptörü almazsanız. O adaptörü oldukça pahalı. Torkla açıyoruz. Bir ucu delik olan torklarla açılabiliyor. Ortası delik olan torkla açılıyor. Kinectler. Dilerseniz hemen açalım ürünü. Öndeki vidalar biraz daha uzun. Pardon, arkadaki vidalar. Bunlar tabi anakartta. Ben videoyu durduracağım, devam edeceğim açtıktan sonra. Evet arkadaşlar. Vidaları açtık. Vidaları açtıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir açılıyor. Biraz dikkatli çıkarmanız gerekiyor. Üstten geçmeli, şuralardan geçmeli. Kırmadan düzgün bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Şu birinci parçamız alt kısım çıktı. Şimdi hemen burada bir parça daha var anladığım kadarıyla, ama onu en son sökeceğiz. Biraz zorlayarak çıkaracağız. Oldukça iyi bir geçme. Buradaki temel amaç Xbox'ın Kinect'i 12 volt beslemeyle çalışıyor. 12 volt harici bir adaptörle biz buna içerideki pinlerine, yani şurada gördüğünüz pinler var. Buradaki 10 numaralı pine 12 voltun artı ucunu lehimlediğimizde şu tarafta kalıyor. Diğer şase bacaklarına da eksin ucu lehimlediğimizde, dışarıya da böyle içeriden çıkardığımızda ucu dışarıdan herhangi bir 12 voltluk 2 amper adaptörü buraya bağladığımızda Kinect sensörümüz çalışıyor ve PC'ye bağladığınızda Windows Update ile Xbox Kinect SDK sürüsünü indirerek çalışıyor. PC'de kullanabiliyorsunuz, bu bir. PC'de çok amaçlı kullanabilirsiniz. Webcam kullanabilirsiniz. YouTube videoları çekiyorsanız, oyun videoları çekiyorsanız kullanabilirsiniz. Oyunlar oynayabilirsiniz Kinect'le. Çok faydalı. Bunun dışında One S'e bağlayıp eski Kinect oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Şimdi hemen ben videoyu durdurup ürünü açacağım ve daha sonra devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, bu işlemden sonra şöyle size göstereyim. Kinect'imi açtım. Bu kabloyu şöyle şuradan geçirdim. Gördüğünüz gibi. Arka tarafa geçti. Şimdi buraya lehimleyeceğim bunları. Şöyle göreceksiniz. Hemen gösterelim yakından. Şöyle göstereyim. Artı ucu. Artı ucunu 10 numaralı bacağı lehimleyeceğiz. Diğer şaseyi ise şuradaki kalın olan bacak var. Numarasız. O bir şaseydi. Ölçtük. Bunu bağlayacağız. Daha sonra eski Xbox One'ınızı da kullanabileceksiniz. Bu kablo kenarda durabilir böyle. Eski kablo biraz zor takılabilir. Bunu biraz daha ince tutabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Tekrar kullanmayacaksanız kalın da yapabilirsiniz. Kargo boyunu bulamamıştım. Neyse, bununla idare edeceğiz artık. Evet arkadaşlar. Pastayı sürdükten sonra beyimi kızdırıp önce beyim yapacağımız kabloların lehim tutmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi çok fazla lehim kullanmadan 10 numaralı bacağı daha lehim takviyesi yapalım. Yoksa pek sağlıklı olacağını sanmıyorum. Evet. Şimdi şasemizi lehimleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi test etme zamanı. Lehimimizi yaptık. Bilgisayarımızda USB 3.0'ı bağlamadan önce şöyle size lehim gösterelim. 10 numaralı pine artı ucu, diğerine şaseye bağladık. Buraya bir izolasyon yapacağım. Şu anda değil tabi. Sizin de burayı iyi izole etmeniz gerek. Çünkü burada artı ucunun başka kablolara değmemesi gerekiyor.
Ben bir temizlik yapacağım ve oraya bant yapacağım. Şöyle buyurun. Evet, 10 numaralı ayakta. Buraya bir silikon sıkmayı düşünüyorum. 10 numaralı ayak. Artı ucu baldık. Harika. Şimdi USB kablomuzu bağlayalım. Piyasadan alabileceğiniz bir kablo. Biraz zor takacak demiştim. Keza öyle olacak. Çünkü burada bir yok. Yuvasını buldu ve oturdu. Evet, gördüğünüz gibi Kinect'i bu şekilde USB ile bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle kablosunu da geçirelim. Mouse'umuzu da alalım. Evet. Şimdi 12 voltluk adaptörünü bağlayalım. Evet, ben daha önce bir 12 volt adaptör bağlamıştım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. 12 volt adaptörü gördüğünüz gibi Kinect'ime bağladım. Kinect'imi USB 3.0'a takıyorum. Yeni bir cihaz bulundu. Nui sensör. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Xbox Nui sensör kamera. Kinect ayarlarını Kinect ayarlandı. Kullanıma hazır uyarısı verdi. Evet. Şimdi denetim masası. Aygıtlar ve yazıcılara bakalım. Burada görebiliyor muyuz? Bakalım. Keyboard, USB optical mouse. Hayır, burada göremedik. Şimdi yönet, bilgisayarım yönet veya özellikler, aygıt yöneticisi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Xbox Nui sensör. Şurada gördüğünüz gibi Xbox Nui sensör. Sürücüyü güncelleştiriyoruz. Güncelleştirmeleri Windows Update ile yapıyoruz. Güncelleştirmeleri denetliyoruz. Ve olay çözülüyor. Şimdi bir de bunu Xbox One S'te deneyelim. Videoyu durdurup hazırlandıktan sonra tekrar sizinle videoya devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Windows sürücüyü yüklemeye başladı. Microsoft Kinect sensör diye videoyu yükledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit. 10 numaralı pine artı eksi olarak 10 numaralı pine artı ucu bağladık. Ve USB 3.0 Type-B kabloyla Xbox One'ın Kinect'ini PC'mize bağladık arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz Xbox One S'imi çalıştırıp onu da bağlayacağım. Evet, bu arada evet. Lehimle işimiz bittiği için lehimi kaldıracağız. Sıcak silikonu çalıştıracağız. Bunun öncesinde de hemen evet, Kinect'imiz tanındı. Şöyle gördüğünüz gibi sağ altta Kinect sensörü olarak ürün gördü, sürücülerini yüklüyor. Lehimden hemen kurtulduktan sonra evet arkadaşlar, bu cihaza ne olacağını seçin. Gördüğünüz gibi Kinect sensörünü algıladık artık sistem. Hemen bakalım. Kapatıyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kinect Sensor Interface 0 olarak çalıştı. Evet, bunu test edebiliyor muyuz? Bakalım hemen. Denetim masası, aygıtlar, yazıcılar. Hemen burada görüyor olmamız gerekiyordu. Evet, burada gördük. Kinect olarak görüldü ama test edebiliyor muyuz? Muhtemelen test edebiliyorduk. Bu aygıt düzgün çalışıyor. Evet, şimdi hemen Xbox One S'imize geçelim. Videoyu durdurup tekrar devam edeceğim.